İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıklara yönelik insan hakları ihlallerinin yapıldığı Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde pamuk hasadı ile ilgili faaliyetler yürüten şirket ve firmaların bölgeden ayrılmaya başladığını bildirdi. Örgütten yapılan açıklamada pamuk üretiminin olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla kurulan ve belirli kriterlerin sağlanması durumunda pamuk sertifikası veren uluslararası iyi pamuk girişiminin geçen hafta Sincan'daki tüm faaliyetlerini sonlandıracağını duyurduğu belirtildi. Açıklamaya göre girişimin Uygurların zorla çalıştırılma gibi ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığı Doğu Türkistan'ın gittikçe kabul edilemeyen bir çalışma ortamı haline geldiğini ifade etti. Benzer kararların daha önce de bağımsız denetim şirketleri ve büyük markalar tarafından alındığı anımsatılan açıklamada geçen ay giyim firması için ondan birkaç gün sonra da uluslararası denetim ve belgelendirme gibi konularda hizmet veren 5 şirkette firmanın etnik azınlıkların zorunlu çalıştırılması gerekçesiyle Doğu Türkistan'dan pamuk tedarik etmeme kararı aldığı vurgulandı. Şirketlere insan hakları ihlalleri konusunda tedarik zincirlerini kontrol etmeleri ve bunların Birleşmiş Milletler iş hayatı ve insan hakları rehber ilkelerine uygun olarak önleme veya çözme çağrısında bulunulan açıklamada ancak bunun Sincan'da faaliyet gösteren şirketler için gün geçtikçe zorlaştığının altı çizildi. İsviçre medyası 23 Ekim'de Uygurların durumunun Birleşmiş Milletler'de Çin'le Batı arasında bir kez daha gerilime neden olacağını anlatan bir makale yayınladı. Haberlere göre gazeteci Sivil Lizer'ın bu yıl Mayıs ayında Uygur bölgesine yolculuk başlıklı bir kitap yayınladığı ve kitapta yer alan Uygurların son ifadesinin artık çok geç olduğu belirtiliyor. İsviçre medyasında açıklama yapan yazar, Doğu Türkistan'daki mevcut durum hakkında ifade veren Uygurlar bana Uygur ulusunun yok olma eşiğinde olduğunu söylediler diyerek bazı görgü tanıklarının şu anda Doğu Türkistan'daki herhangi bir şehrin sokaklarında Uygur Türklerinin nadir görülür hale geldiğini ancak Çinli ile evlenmeye zorlanan kadınlar ve az sayıda başka etnik gruplardan insanların bulunabilir olduğunu aktardığını ifade ediyor. Sivil yazar ayrıca gazetecilere yurt dışında yaşayan Uygurların tüm akrabalarıyla iletişiminin kesildiğini, Doğu Türkistan'da ne olduğunu bilmenin neredeyse imkansız olduğunu aktarıyor. Avrupa Parlamentosu üyesi ve Avrupa Yeşiller Partisi Başkanı Reinhard Bütikofer, 23 Ekim'de Avrupa Parlamentosu Başkanı ve Başkan Yardımcısına Uygurlar konusunda sert önlemler almaya çağıran ortak imzalı bir açık mektup gönderdi. Bay Reinhardt'ın web sitesinde yayınlanan açık mektup, Avrupa Parlamentosu'nun 100 üyesi tarafından imzalandı. Mektupta son aylarda birkaç çalışma Uygur zorunlu işçi çalıştırmanın büyük Avrupalı şirketlerin yararına kullanıldığını bildirdi. Nitekim doğrudan AB markalarını tedarik eden birçok Çinli fabrika Uygurları sömürüyor ve zorla çalıştırmalarından yararlanıyor. Avrupa bu olumsuzluk karşısında Uygurların yaşamlarını ve temel haklarını korumak için harekete geçmelidir. AB anlaşmalarımızda zenginleştirilen ve dış politikalarımıza rehberlik eden kurucu ilkeleri korumak için ticaret ve pazar gücünü kullanmalıdır ifadeleri kullanıldı. Mektupta ayrıca ABD'nin son zamanlarda ABD Temsilciler Meclisi'nde neredeyse oy birliğiyle kabul ettiği bir ithalat yasağıyla yaptığı gibi Avrupa'nın acilen Uygur zorunlu çalıştırmaya karışan Çinli şirketlerden oluşan bir kara liste oluşturması gerekiyor çağrısı yapıldı. Çin, ABD'nin 6 Çinli medya kuruluşunu daha yabancı misyon olarak tanımlamasına karşılık Çin'de faaliyet gösteren 6 ABD'li medya kuruluşundan personel ve faaliyetleriyle mali varlıkları ve taşınmaz varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmasını istedi. Bakanlık açıklamasında Çin medya kuruluşlarının ABD'de maruz kaldığı akıl almaz baskı karşısında bu adım atmaya mecbur kaldıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilgili basın kuruluşlarının 7 gün içerisinde gerekli bildirimi yapmaları gerektiği söylendi. Pekin yönetiminin adımı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 5 gün önce ABD'de faaliyet gösteren 5 Çinli medya kuruluşunu yabancı misyon olarak tanımlamasının ardından geldi. Yabancı misyon tanımı Çinli medya kuruluşlarına faaliyetleri ve varlıkları hakkında bildirimde bulunma zorunluluğu getirmişti.
Dünya Sağlık Örgütü Çin virüsü salgınının yeni merkez üssünün Avrupa kıtası olduğunu bildirerek Avrupa'nın COVID-19'la mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırması gerektiği uyarısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle Dünya Sağlık Örgütü salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi. Adhanom, geçen hafta dünya genelinde COVID-19 vakalarında ulaşılan en yüksek rakamın bildirildiğini aktardı. Kuzey Yarımküre'deki birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğüne dikkat çeken Tedros Adhanom, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğu bilgisini paylaştı.